İyi akşamlar erdemli izleyiciler. Her hafta olduğu gibi yeniden bu perşembe akşamında birlikteyiz. Saatlerimiz tam 21'i gösteriyor. Türkmen TV'nin Kerkük stüdyolarından 4. otorite zamanı. Sunucunuz ben Dünya Avcı. Efendim bu hafta Kerkük'te gündem bayağı sıcaktı. Çok önemli gelişmeler yaşandı tabii ki. Malumunuz bundan birkaç gün önce Kerkük'te Araplar ve Birleşik Irak Türkmen Cephesi bir basın toplantısını gerçekleştirmiştir. Basın toplantısının tabii ana hedefi Kerkük'te özellikle özel bir statünün verilmesi daha doğrusu özellikle Irak parlamentosu 20 Mart'ta gerçekleştirdiği İl Meclis Seçim Yasası oylamasında yapılacak değişikliklerden sonra İl Meclis seçimleri 6 Kasım 2023'te tabii yapılması beklenirken ancak Araplar ve Türkmenler merkezi hükümetten talepte bulundular. İstekleri vardır. Bakalım efendim istekleri nelerdir? Bu akşam hepsini konuşacağız. Ancak isteklerden tabii ki biri Kerkük'teki seçim komisyonunun tek bir tarafa hizmet ettiği için değiştirilmesi ve yanı sıra seçim yasasının 35. maddeyi içeren seçmen kaydın tekrardan denetlenmesi şart olduğunu isteğinde bulundular. Efendim bu akşam tabii ki yerel meclis bir kent için ne kadar önemli olduğunu, hangi hizmetlerde bulunduğunu bunları hepsini bu akşamki programımızda konuşacağız. Tabii ki bu akşam canlı olarak 4. otorite programı başlarken her hafta olduğu gibi tabii ki programımız canlıdır. Ve her hafta malumunuz programımızda çok değerli bir misafirimizi ağırlayacağız. Seçtiğimiz konuyla ilgili buradan değerli izleyicilerimizi aydınlatıp ve değerli misafirimle tartışıp konuşacağız konuyla ilgili. Efendim bu akşamki değerli konuğum kendisi tabii eski Kerkük İl Meclisi üyesi Sayın Raat Rüşdi Beyler ilk defadır 4. otorite programında konuğumdur. Öncelikle kendilerine hoş geldin demek isterim. Efendim yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim bu akşam. Tabii ki programımıza katıldığı için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Malumuz tabii ki bundan birkaç gün önce Kerkük'te bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Araplardan Türkmenler müttefik bir şekilde tabii ki basın toplantısından önce otururken bazı önemli konuları değinerken bazı şartları var. O şartlar tabii ki bazı isteklerde bulundular daha doğrusu merkezi hükümetten, Irak hükümetinden. Tabii bu seçimden önce şayet seçim yaşanırsa yılın sonunda tabii parlamentoda parlamenterlerin onayından sonra hani bu yılın sonunda artık bir seçimler yaşaması gerekir. Irak'ın genelinde, ülke genelinde ve Kerkük'te bu il meclisinde tabii dahildi. Kerkük'te katılacaktı bu seçimlere. Ancak yine Türkmenlerin de tabii ki şartı var Araplardan. Özellikle de ilk önce bahsettiğimiz de ki Kerkük'te seçim komiserliğin tabii ofisi vardı. Oradaki çalışanların tamamen değiştirilmesini istediler. Hani malumdu 2018 seçimleri bir ihlal yaşandı seçimler döneminde Kerkük'te. Bunların tekrarlanmaması için tabii ki şartları budu, istekleri budu. Ve onun yanında da 32. maddede, evet yanlış demesem 35. maddede pardon. Onun tabii ki dahil olması şarttır. O da nerede 35. madde özellikle de seçim yasasında ne geçirir? Diri ki bölgede tabii ki nüfusun tekrardan denetlemesi bu da çok önemli. Daha hani malumunuz Kerkük artık senelerde çok zor durumlardan geçirir. Etrafta buradan oradan gelen seçmenler var. Kerkük'e yerleştirildi. Bunun tekrar nüfus kaydının denetlemesi için bunu yapıyorlar. Şimdi bunlara geçmeden önce ve ilerleyen dakikalarda çok değerli bir misafirim de bizlerle yine birlikte olacaktı ama bir telefon bağlantısıyla kendilerini alacağız. Ama şimdi değil ilerleyen dakikalarda daha önceden stüdyo konumla hemen sohbetime geçmek isterim. Şimdi Sayın Rüşdi Bey, bir yerel meclisi dediğimizde
bir muhafaza için, bir şehir için ne kadar önemli de? Neden çok önemli de? O ne gibi mesela hizmetlerde bulunuyor halka, millete? Buyurun efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Hay hay. Hakikaten bunu bilmek için önceden olu bilek bunun meclis koyacak vakit, Kürt İl Meclisi üyesi işi nedir? Ne vacibatı nedir? Ne yapacaktı? Tabii. Kanuna göre. Ben. Kanuna göre. Tabii bunlar birinci şey koyacak özün kurar. Başkan seçer, yardımcısını seçer, nizam dahilini kurar, özün işin koyacak ne dediler? Kalibe girdi, bir sisteme girdi. Ondan sonra başlar bir kere yerel hükümeti seçmeye. Validi, valinin yardımcılarıydı, daireler, müdirleri, bu çeşit dairelerin hepsini özü koyduk, terşih eder ağzından. Vizarat için oradan vezir özü seçer, üç taneden bir tanesi mühim. Bunlar hepsi şeydi. Ondan sonra ne kalkar? Gelen senin için taksis olanlar paranı annece paylasan. Tabii projeler. Burada kâkülte, projelerin, özünün projesi için. Var. Meclisin öz projesi var. Bir de yerel hükümetin projesi var. Ona göre paraları, ona göre her kazaya, bir de ilçeye, yani nahiyeye, onlara göre de paylar özün. Ondan da ayrı senin için koyduğun vilayetin siyasetini kurar. Vale. Yani biz neye giydiririz? Ziraati mesela koyduğun destekleri, yoksa sınaati, yoksa inşaati, yoksa hastakhananı, sahanı ögce, yoksa mesela eğitimi ögce. Bunlar hepsi meclis muhafaza karar alı, karar alı. Tabii. Yani yok mesela hakikati vali için kali yoksa koyduk reis meclis yok. Evet. Meclis hepsi sesten oylamayla hepsinin oy toplamasıyla. Toplamasıyla tabii önce resmi, de projeler yazıla. Hepsi. Evet. Yerel hükümete bir de onları ne der? Murakabe eder. Ben seni seçtim, seni teklif ettim bu vatandaşlara, vilayetin vatandaşlarına hizmet etmek için. Bunların işlerini asant etmek için, hayatlarını düzenlemek için koyduk mesela her şeyde, sahada, eğitimde, ceddadı, belediyede, her işte. Nacih oldu vali, biz destekli gözlüyoruz. Vacih olmadı, onda meclis muhafızı üyeleri getirirler özür, sorarlar. Özür verse iyi, kanaat getirse meclis, diyor tamam işte. Onlar o madiyse, onda diğer dakikirem senin ayrısını yazıyor. Çünkü hedef hizmette vermekti bu millete. Bu vilayet bu hüdud içinde yaşayanlara. Cenab-ı diyen de aynı bu meclisin olanmağı daha bir kere tabii ilakatlar da var. Bir de ayrı koyduğu muhafazalardan, vizarelerden özü hapsiyle nece bir tensik eder. O tensikte yani onu düsturu murahat etsin, kanunları murahat etsin. Aynen meclis hükümetin, yani Bağdat hükümetin. Ki, o muhafazanın meclis üyeleri veya daha doğrusu meclisi sadece o muhafazaya hizmet değil. Onun yanında diğer etrafındaki muhafazalardan bir işbirliği içerisinde yine bulunmaktadır. Bizde çünkü kanunda dir la merkeziye. La merkeziye olduğu için çok bağlanmarık koyduğu. Evet. Yani merkezi hükümete Bağdat'a sen evet. Edebilsen salahiyatı var. Mesela sebepler hepsi olmadı. Yani vizareler ilişkiler istemir salahiyetleri versin muhafazalara. Yani şimdi ben koyduğum musallada bir sokak istirsem koyduğum yengi baştan tamir edeceğim. Oğlu vizaret tahtiyet bir de meclis vizara kabul etsin. Bir mektep istirem yapın bir yerde ben koyduğum mesela şimdi Çarık Beyik oldu. Her 6 ayda bir yengi koyduğum bir bölge çıkır. Orada mektep istirir, hastakhane istirir. Bunları yapmak için para taksis etmek için olursan gene dönersen Bağdat'a diye valla onlar kabul etsin ya razı olsun. Bu işi durdurur. Hatta yedince gelince kabul eder etmez. Ne oldu bir kere işi elgenli. Ama diyakın o muhafazanın meclis üyeleri var. Onun yanında o muhafazanın valisi var. Yani bunların onaylaması bence yeterli de. İşte, bu buyurduğu bu küçük özü, projeler. Özü işte la merkeziye budur ama evet. Olmur. Bağdat vermir bu salahiyetleri. Verdiler. Kalan muhafazalardır. Kâkide seçim olmadığı için koyduk 2009'da biz mahrum olduk bu salahiyetten. Meclis'te kaldık biz. Yani nece diyorlar basit işlere böyle. İşte hükümet bir projelerin hepsini hazırlır, bütçesini bize verir. Biz deriz ha yok burası daha iş buradan bunu fazla ile bunu noksan ile oydu işe. Ama o kalanlar mesela koyduk. Şeyi yok idi, sen hastakhane yapasan, böyle istedi o kimin, mektepler yapasan istedi o kimin, yok bunlar hepsi salahiyetler koymuşlar Bağdat'a.
vermediler özel muhafazalara. Ve inşallah evet, gelen bu indi seçim olsa yenge meclis, tabi bunlar hepsi hakkıdır. Hepsinin kazanı. Bunları da özü, hepsini özü yapar. Yani düstur da onca salahiyet verip meclise. Yani bazı yerlerde eğer bizden meclis koyduk parlaman, bayrak parlamentosuyla yani karşı karşıya bir noktada meclis muhafazan sözü kararı verir. Evet. Niçin diri? Çünkü bu diri bu meclis özü yakındı kârkütte koyduk kârkütte. Kârkün zorufun belli, vaz'ın belli, milletin belli, isteyeceklerin belli. Naksı önemlidir, özü tehdit eder özün. Ona göre meclisin sözü yerir, meclisin koyduk erak parlamanı on sözü karşısında. Evet. Şimdi buyurduğu ta ki meclis ne şekilde kurulla? İlk önce tabii ki halk, millet, o muhafazanın vatandaşı ilk önce gider sandık başına, oyunu kullanır, il meclis üyelerini seçecek de. Tamam. Değil mi? Evet. İl meclis üyeleri görev başına getirdikleri zaman direkt ilk işleri valini seçecek de. Daha yani sonra vali yardımcıları. Yani meclis başkanı. Tabii meclis başkanı, evet. Evet. Ondan sonra işte efendim hükümetin hazır yakın göndermiş olduğu projeler o muhafaza için. Onun yanında bazı küçük projeler de var. Bu yine vali ve meclis üyeleri tarafından tabii ki onaylanabilir dedi Hultaki. Şimdi malumuz il meclisi Kerkük'te 2005'te oldu. Evet. 2009'da feshedildi, durduruldu görevleri. Acaba bu bir boşluk yarattı Kerkük'te özellikle? O manada da ülkenin gibi genelinde duruldu. Biz yani 2005'te seçildi, hapsi Irak'ta. Irak çapında hapsiler meclisi oldu. Her 4 yılda birdi. Gelendeler seçim kanunu çıkardılar 36-2008-2009 seçimi için. Kerkük'ü istisna etti. Neden? Neden? Biz şartlar var idi. Yani evet. Cenab-ı dedi bu kim buyurdu başta. Türkmenlerin sıkıntıları var idi. Evet. Bir de Araplerin. Hususen biz Türkmenler daha onda çok bastırdılar o zaman. Umumiyetler ondan önce yani Braimar zamanında da bir düstur muvakkat kurdular. Evet. Madde 57 Bağdat'tan Kerkük'e bir özel statüsü verir özne, yani bir vada khas verir özlerine. Destürde geçirir. Bu muvakkatte ha, yani madde 57. maddede. 57. maddede diri olmaz. Bağdat'tan Kerkük ayrı muamele olur. Kalanları nedir sağız yapın. Düstura göre. Biz bu kinden bu iki bölge Bağdat'tan Kerkük yok ayrıldılar. Peki şey efendim şimdi yani. Şöyle bir durum var. Dediği taki buyurduğu taki bu 57. madde destürde çıkanda Kerkük'ten Bağdat için özel bir statü diye seçildi. Şimdi Kerkük'ü bildik. Hani Kerkük malumudur. Biz her zaman diyerek Kerkük bir küçük Irak'ta. Irak'taki yaşayan bütün toplumlar artık Kerkük'te de görebilir. Kürdü, Türkmen, Arabi, Kilt ve Aşuri ise. Peki Bağdat neden? Aynı bu özel şey olduğu girdi. İçin yani başkenti herkes ister özün. Çünkü Bağdat'ta koyduğu alın koyan Bağdat'a öz Irak hükmeder. Öz ne dediler özü musaytır olur, öz hükümeti kurar, öz koyduğu ceyş halinde olur, emniyet halinde olur. Ona bir yani şeylik verdi, özellik verdi Bağdat'tan Kerkük'e. Kerkük'te Cenab-ı buyurduğu gibi. Nabılar da bir has. Çünkü içinde gene biraz ne dediler kaynaşan yaşayan başka milletler. Bir şeyler var yani böyle koyduğu istirahat dagi millet hapsi. Evet. Biz Türkmenler zamanında işte Araplardan 3 şart koydular. Bu madde 23 var idi. Kanun 36'da intikabat manada. Madde 23'te ne dirdi? Dirdi ilk kere manasıbül ulya paylanı. Çok kazanan mecliste uyası çok olan onlar birinci seçerler. O zamanında koyduk Kürt kardeşlerimiz seçipler valiliği. İkincisi o ikinci liste seçsin. İkinci liste kimiydi? Türkmenleriydi. Çünkü biz 9 üyeydik. Evet. Oğlu biz seçecek. 9 sandalyeyi kazanmıştık. 9 sandalye. Biz oğlu biz seçecek ikinci mansap. Tabii ikinci mansap ne olacaktı ehemmiyette? Önemlisi nedir? Mesela meclis muhafazaydı. Vermediler özün. İki parti, Kürt partisi aralarında bölüştüler mansapları. Muhafızı mesela koyduk parti aldı. Meclis başkanlığı yeketi aldı. Kaldı. Ama yine de Türkmen'in hakkı da ilgiliydi. Ben işte yani kanuna da göre. Peki. Yani demek ki bu yasaya aykırı olarak. Bu
olandan sonra mesela kaldı Naib Muhafız, hani sahilli üçüncü şey. Onun üzerine dediler Kürt'ten, Kürtler demişler. Yani o zaman da ben mecliste de girdim. Yani Araplardan Türkmenler, siz anlayışın araya ruzda birden avuç siyetler ruzda. Ne zamanında bizim cemaatimiz baykutiyetler, mühemmişiyetler, mukatayetler getmediler, hazır olmadılar toplantılara. Sonradan işte Arap listeleri özleri uydurdular, özleri aldılar özün. İndi sayın Rakan özü, odun meclisiydi, döndü, Naib Muhafız oldu. Evet. Türkmenler kaldılar. Bir şey kazanmadılar koy bu mansıpta. Evet. 2009'da yani ondan sonra olan da işte kanun çıkanda yani daha hatm oldu. Yani Kürtler onda koyduğumda mecburiyet halinden oldu bunu kanunu tatbik etmek için. Evet. Yani döndüler bir anlaşmaydılar işte mesela reis meclisi Türkmenlere verdiler. Peki Türkmenler o fetre hani dedi ki bu işin dışında kaldılar çıkmadılar baykot ettiler hani. Acaba baykot ettikleri içinde mesela haklarını istedikleri içinde geri adım attılar hani belki biz ikinci sıradan geçtiğimiz için artık bizim hakkımızda orası. Ondan dolayı mı geri adım attılar? Bunlar da bu hakkı bize vermediler, tanıtmadılar. Yoksa o, neden dolayı? Bu 2005'ten 2010'a kadar orfiydi. Yani hepimiz paylaşak şeyi. Kanunda çünkü kanun hele çıkmamıştı. Kanun 2008'de çıktı. Ha. Anlaşmaydan yani mesela onu aldı bu bizim olsun, bu bizim olsun. Biz de hepimiz oradayız. Arkadaşlar orada o mecliste çok bu yani bu mukataları, baykutları yani özel takdirleriydi tabii o vakitte. Yani o böyle olsun. Ama biz, ben rayimde şahsi yani bu meclis olmaz mukataa. Yani sen ha oğlu bir temasta kalasan iş, şu bu meclisin işi biz daha ki muhafız seçsin, meclis başkanı seçsin, yok. Senin işi var, günlük işimiz var. Sen bir daire yolları savcı bir muamele, dirmem ki yer tap, taksis eyle, bana muvaffaka ver, bilmem ne daha, mesela müdür daha kişiyle, sen rayı versen. Yani bunları sen hepsini durudan da yani idariyen bir ne oldu? Bir boşluk oldu, yaradırı. İşte ben de onun için onu sordum. Için acaba yani işte, meclisin fesh edilmağı bir boşluk yarattı memlekette? Tabii ki yarattı. Galiben yarattı. Mesela olan yani neydi işte? Kanunlar yani biz orada yardım yedirdi. Yani herkes yeridirdi. Vezirler de, Vizar-ı Bağdat da yani onca önemli kanun tatbik etmirdi. Yani yolları muhafız mesela filan şey diyemir Öznehanıbıların. Mesela tasviti, meclisin, hani muvaffakaları yeridir der özün. İşin ya da durmasın iş. Yani milletlerin hakkını almak için bence anlaşmalardan olmuyor. Zaten görmüş olduğumuz da ki bu gibi anlaşmalar bir milletin hakkına çok faydalıdır. Başka bir milletin burada hakkını yemiş olabilirsen. Değil mi? Ama şayet gelirse diyağın bu gibi durumlarda kanunlar geçerse, yasalar geçerse tabii ki her millet kendi hakkını alacaktı. Az önce buyurduğu da ki hani Kürtler ilk bir neçe iskambili bizden daha fazla kazandıkları için ola birinci sıraya geçtiler. Kerkük valilik görevini aldılar. Ama Türkmenler de kuz sandalye olduğu için ikinci sıraya geçti. Yani bu bence anlaşmadan olmaz. İşte onun için gerek kanunda kanunlardan kanunda çizgilendi, yazıldı daha yani, bitti. Daha ondan oldu işte Koydiyak onda da bir anlaşma oldu. Yani Koydiyak parti cemaati mesela dediler tamam biz kanaat getirdiler ona o Türkmen meclis başkanlığı verdiler. O tenazül ettiler biz aldık olsun. Yani gördü bu da sürdü iyiydi. Meclis yani bunlar işte şey ederdi yani bu bir dengeni düzenlendirirdi vilayetlerde. Yani Kürt valiliği alanda Türkmen meclis başkanını alıp, Arap Naib Muhafızlığı alıp, yani herkes ama biraz razıydı koyduk. Çünkü ya, hak diyese o yüzden sen gene sen bir görev alıpsan. Şimdi meclis kalmadığı için ne oldu? Kaldı bir tek mansap kaldı. O da neydi görev? O da bas valilikti. Valilik kim kazanıpsa bu kere özü şimdi nece diyorlar koydunuz ne diye özü yani kontrol hapsi özü alıptı. Kontrol özü. Hapsi vilayet kontrol edip öz üstadını tayin edir, üstadını tercih edir. Evet. Şu özü de muhatap Bağdat'tan. Tabii. Bağdat kimsenin daha ayrısını tapmır. Evet. Kanuna göre diri meclis muhafaza her daire için 3 şahıs seçer. Hizmeti var, hibrası var, şehadası var.
Yollarlar özün Bağdat'a. Meclis muhafızı olmadığı için bu işi kim edir? Valiye verdiler özün. Yani Bağdat'taki evlere verdiler. Onlar da yani öz bilmiyorlar. Bağdat'ta işlerseler bilmiyorlar. Kâk'ta işlerseler. Evet. Olmurdu. İşte görsen şimdi bu gerginlik, Alem Razı'daki evet. Haket çıkırı, valilik bana. Zaten ben de onu bana, meclis, il meclisi tabii ki feshedildiği için bütün görevler verildi valiye. Bütün bir de Bağdat naiblerine. Evet. Yani çarkı gün Bağdat'taki naiblerine. Kararlar da bütünü validen çıkıyor. Hani tabii. Buyurduğu tek az önce kimi tayin oldu, kimi bilmem kimin tarafından geldi. Hatta projeler. Mafruz evet. Projeler hapse ilan olunsun. Millet hapse katılsın. Sivil örgütler, daireler, nakabeler hapse gelsin. İhtiyadi, normal vatandaş hakkı var yersin diyesin ben fikrim var, benim beraber koyduğunca meşruğum var, Hazretler'im mesela şey de olsun. İndi olur, biz 2019'dan biz çıktık meclis. İndiye kadar ilan etti muhafaza. Valla biz meşari'lerimiz bu de 1, 2, 3, 4, Havica için böyle edeceğim, Altın Köprü için böyle ederim, şu an için böyle ederim yoktu. Tabii. Ama sen, daha önce olur da. Biz hapsiyle görüşürdük. İl meclis döneminde. Hapsi görüşürdük. Mesela meclis kaza havice gelirler otururduk beraber. Niçin bunu yedip sen? Ne için bu kartı at? Biz tabi validen diyemişik o zaman. Sen o hisse o mesela 20 milyardı. Bu 20 milyar içinde bu kere sen özü hastane yapasan havicede. Yoksa mektep yapasan yoksa cadde kirlesen. Bu sen size ait mesulü bildiresen bize. Biz kanaat yatırsaydık mecliste. Anlaşırdık tamam diyelim yazın özün. Hükümet bir kere getirirdi özüm bizim için. Biz tasvitten olurdu. Giderdi evet. Bağdat'a, Bağdat'ta. Yani böyle fenni mevzuları tetkik ederdiler. Mesela koyduk uzaret taktit. Yani bir mektebi yapsan 6 sınıftı mesela 200 milyon teklifi ediri bakar keşfine. Nici 200'di, çoktu, azdı, öz bir. Özün kıyasetleri var. Tabii. Metr metrinden cadı, kovum çaygir işte bu fenni mevzular. Aynen evet. Bunlar razı, tamam diyarı tamamdı. Verirdi meclis üzere. Diyarı mesela Kerkük vilayetinin şeyi tamamdı. Projeleri, hapsi muvafıktı, kanuna göredi. Onda müsadaka çıkardı. Bir kere uzaret maliye paranı yollardı bizim için. Evet. Bir kere şey, daire işlerdi içinde. Bunlar hapsi olmadığı için meclis bunları. Hapsi bir şahsa kalıptı. Onda kabiliyet ne kadar olacaktı? O, evet. Sen, böyle şey bir de ne kadar adaletle davranacaktı? O da vardı Superman yani. Superman dahi yani. Özde evet. Her bir yerde bir noksanlık çıkar. Her bir yerde bir yeri unudu. İşte böyle ol. Evet, peki. Şimdi yine tekrar birazdan devam edeceğiz sohbetimize. Ama sayın yönetmenim diyor hemen bir veteranımız var. Veteranımızı ekranlarımıza taşıyalım. Daha sonra ben burada olacağım. Ve sayın yönetmenim veteranımızı aldıktan sonra tabii ki bir telefon bağlantımız da olacak. Onu da lütfen alalım eğer mümkünse arkadaşlar. Ama öncelikle bir veteriyi ekranlarımıza taşıyalım. Sonra buradayız. Hedefiyle bu siyasetimi hiçbir şekilde iyi bir sonuç getirmemekti. Ve Kerkük'ü büyük bir sıkıntıya, büyük bir problemlere kapı açılmaktadır. Biz Kerkük'ün halkını seçimlere iyi katılmakları için ve gelen seçimlerde herkes gidip sandık başına Kerkük'teki Arap ve Türkan partileri basın toplantısı düzenleyerek bağımsız seçim komiserliği Kerkük bürosunda genel başkanını bu konuyu... Değerli izleyiciler, galiba bir teknik hatası oluştu. Yine de önemli değil. İlerleyen dakikalarda sayın yönetmenim eğer mümkün olsa yine tekrardan veteranımız ekranlarımıza taşıyalım. Ama öncelikle bir telefon bağlantımızı alalım. Madem ki değerli misafirim telefonumuzun hattında hemen alalım. Şimdi telefon bağlantımızda Irak Türkmen Cephesi Seçim Dairesi Başkanı Sayın Cevdet Zülal Beyler. Evet, 4. Otorite programında canlı telefon bağlantısında. Sayın Zülal Bey, iyi akşamlar, yayınımıza hoş geldi. İyi akşamlar, hatun, sağ olun, Allah evet. Razı olsun. Öncelikle tabii ki teşekkür ederim bu akşam programımızda telefon bağlantısıyla katıldığı için bu kadar yoğun ve yorgun çalışmalarımıza rağmen ama yine de bizleri kırmadığınız için çok teşekkür ederim efendim. Estağfurullah, ne demek biz milletin hizmetindeyiz. Sağ olun efendim. Evet, malumunuz bundan bir iki gün önce tabii ki Kerkük'te bir basın toplantısı gerçekleşti. Araplardan özellikle de Birleşik Türkmen Cephesi tabii ki bir basın toplantısını gerçekleştirdi. Burada ben şunu sormak istiyorum. Siz efendim seçim dairesi başkanı olarak Türkmenlerin isteği nelerdir merkezi hükümetten? Hakikaten sizden çok memnunum. Aynı programımızdan, rica ederim efendim.
Erakiye Türkmaniye'den. Teşekkür ederim. 2000 en son seçim Kerkük'te olduğu 2005 seçimlerdi, yerel seçimler, il meclis seçimleri. Bir güne kadar il meclis seçimleri olmadı. Zaten evet. Kerkük'te büyük sıkıntılar var. Bu sıkıntıları her zaman dile getirdik. Evet. Ama maalesef yani tarafları var. Buna karşı çıktılar. Bunun önünde durdular. Koymadılar o hakikatler gerçekleşti yer üzerinde. Evet. En büyük sıkıntımız biz her zaman onun üzerinde durduk. Tetkik sicillatı nakbin. Yani seçmen kütükleri gözden getirilsin. Evet. Bizim kanaatimizde seçmen kütüklerin üzerinde, vali beyler de bir ay önce de bunu açıkladı durdu üzerinde. 256 bin seçmen kütükleri üzerine eklenir. Evet. Bu çok cefaat ettik. Bağdat'ta toplantılara katıldık. Şey çıkmadan önce, yasa çıkmadan önce, seçim kanunları çıkmadan önce toplantılara katıldık İfadel Cekiyle beraber. O toplantılarda Türkmen'in ve Kerkük'te yaşayanların hakkını savunduk. O haktan da birisi 35. maddeydi. 35. madde de nedir? Bu seçmen kütükleri gözden getirilsin. Bu da bizim doğal bir yani hakkımızdır. Yasa çıktı, 35. maddeni ilgi ettiler, gönderdiler, uzun 13. madde oldu. İndi yasada, yeni yasada, 5. ayın 8'inde o yasa çıktı. O yasada 13. madde, o 35. madde terhil oldu, bu şeye koyuldu, seçim yasasına koyuldu. O da diri, Kerkük'te yere seçme kütükleri gözden getirilsin. Bir de Kerkük'te seçim sonuçları üzerine Kerkük'ün maddesi hiçbir tarafa bağlanmaz. Aynı vakitte de Kerkük'te bir madde de var içinde getirir. Kerkük'te yaşayan insanlara Kerkük'te olan daireler eşit bir şekilde seçilen meclis tarafından paylaşılır. Bu eşit bir şekilde efendim dediğimiz ki yani demek ki Kerkük'te %32'nin tatbik olması değil mi? Doğrudur. Yani ona yakın bir şeydir. Evet. Zaten bu sıkıntıları sadece Kerkük, yani Kerkük'te bunu aktarmadık. Merkezi hükümete de bunu bildirmişiz. Evet. Başbakanı da bildirmişiz. Parlamento başkanını da bildirmişiz. Yüksek Seçim Komiserliğine bunları bildirmişiz. Hepsini bildirmişiz. Hepsine yazılı olarak da bunları yazmışız. Deliliyle göstermişiz özlerini. Tamam. Şimdi şunu soracağım. Buyurduğu ki bunu her tarafa bildirdik. Biz Türkmenler olarak. Bunun neticesini ne aldık? Bu önemli de. Evet. Evet. İlk olarak zaten diğer taraf valisi o 35. maddenin karşısında durdu. Biz müdafaa ettik dedik, sadece bu Türkmen hakkı değil. Arablerin hakkı var bunda. Diğer Kürtlerin de hakkı var bunda. Onları da savunduk. Aynı vakitte de yaşayan kardeşlerimiz, Mesihler de var burada, onların da hakkını savunduk. Bütün Kerkük'te yaşayanlar, hepsinin hakkını savunduk. Onun için Allah'a şükür edebildik. Evet. O 35. madde yeni seçim yasasında, kanununda yasasında, 13. Evet. madde diye geçti. Geçti. Bu bizim için büyük bir avantajdır. Geçti ama. Geçti. Allah'a çok şükür, geçti. Evet. Bu tabii ki önemliydi. Evet. Bu önemliydi. Ondan sonra... Evet. Bugüne kadar Kürt seçim dairesinde ihlaller var. O ihlali o yayınladığımız bildiride başbakana, aynı vakitte parlamento başkanına, aynı vakitte seçim Bağdat'ta seçim komiserliğine bunları bildirdik. Evet. Bu şeyi de duruşu da yaptık. Ha olabilir. Yani merkezi hükümet, başbakan, merkezi hükümet bize karşı bir tepkisi olur. Diğerler mesela neyse bunu yaptığımız geleydiniz konuşaydınız. Ya 2021'den bugüne kadar 2 yıldır sürekli bunun üzerine sallık. Sürekli ihlalleridir. Tabii ki. Ya Kerkük seçim dairesinde. Sürekli bu her zaman ekranlara taşınlı. Tabii onun yanı sıra işte, basın toplantıları yapıldı. Çoğu doğru. Sürekli yapıldılar. Ama demek ki yani bu son basın toplantısına kadar hiçbir kimse onları görmeyip hiçbir kimse o yaptığımız şeylere önem vermeyipti. Ama bunu yaptık. Bizim Irak Türkmen Cephesi ile diğer partiler 8-9 parti var bizimle. Arapler de 13 parti var idi.
bu bütün medya kanalları hepsini dağıttı. Onun için onların hafızasını şey etti. Ensemiz de gönderirler, gelin oturalım, gelin tartışalım, gelin işe kendi çözelim. Bizim de şartımız var. O şartlarda gelecek günlerde inşallah bütün medya kanallarında yayar. Evet, şimdi o şartlardan birkaç şartını buradan biz konuşsak lütfen. Eğer yani mümkünse. Bir şartını, zaten ben seçim örgütü basın toplantısında bunu da dile getirdim. Mufoziyanın bir de seçim komiserliğinin kendi şeyle, yasaları var. 15-16 maddeden müteşekkildi. 14. maddedir bütün daireler, yani seçim komiserliği Bağdat'ta, o hariç bütün bölgelerde, o vilayetlerde olan o daireler gerektir, yani müdürü şey olarak, yani derece olarak vazife derecesinde gene 3. derece olsun. Müdür yardımcısı gene 4. derece olsun. Şöbet sorumluları 5. derece olsun. Gelin bakırık, o bir vilayetlerde bu hapse uygulanır, sadece kendisi uygulanmayıp bu. Yani ülke genelinde bütün şehirlerde bu uygulanıp ama sadece Kerkük'te uygulanmayıp da. Kerkük'te uygulanmayıp. Peki neden? Bunu isteyen de sadece Türkmenler için istemiyor olsun. Bizdir Kerkük seçim dairesinde o insanlar gelsin, yetkili insanlardır, bilen insanlardır. Bu dairede 16 yıl, 17 yıl hizmet veren insanlardır. Onların üzerine hiçbir şaibe olmadan o insanları 40. ve 41. madde 2021 seçimlerinden önce onları hapsini Kerkük bürosundan diğer şeylere attılar. Yani seçim merkezlerine attılar. Neyse, onları bilgili insandır. Bunlara, belli ki bunları bilgili insan yaramır. Karşılık verdi. Onun için bu sadece Türkmen hakkı da değil, sadece Arap hakkı da değil, bunda Kürt hakkı da var. Evet, zaten biz burada hiçbir milletin hakkını yemirik ki. Bağdat'ta geçen bütün insanların, yani meclisin, Kerkük bürosunun, seçim dairesinin haricinde nakıl olanların içinde dediğim gibi Kürt de vardı, onun da hakkını savundum. Mesihi de vardı, onun da hakkını savundum. Arap da vardı, onun da hakkını savundum. Aynı vakitte de Türkmen mamurları var, onların da hakkını savundum. Zaten Kerkük'te yaşayanlar hepsi bizim kardeşimizdir. Aynen. Onların hakkı var, bizim üzerimizde geri haklarını savunalım. Evet. Peki, çok güzel adımlardı gerçekten. Ama ben şunu soracaktım. Hani malumunuz 2018 seçimleri şaibeli bir seçim geçti. Irak'ın genelinde, özellikle de Kerkük için ben bunu diyorum. Şaibeli bir seçim geçti. İhlalli bir seçimiydi gerçekten. Zaten bunun da en büyük ispatı Türkmen milleti 2018 seçimlerinde tam 28 gün mavi meydanda tabii ki ayaklandılar. Dimdik durdular, haklarını Irak hükümetinden, merkezi hükümetten tabii ki haklarını talep ettiler. Ancak ben şunu soracağım. Önümüzdeki seçimler için biz Türkmenler, tabii ki ben bunu neden sizden sorayım efendim? Irak Türkmen Cephesi'nin seçim dairesi başkanı olarak bunu soracağım. Biz Türkmenler ne şekilde seçimler için, il meclis seçimleri için ne şekilde hazırlanmamız gerekir? Hakikaten 2018 seçimleri Türkmen milletinde bir hayal kırıklığı yarattı. Aynen. Belki de %10 Türkmen milletinden 2021 seçimlerine gitmedi. O hayal kırıklığı içerilerinde oturdu. Burada Türkmen milletine seslenirim sizi televizyon kanalı üzerinden. Tabii. Emin olsunlar, hak yerinde kalmaz. Hak yerini bulur. Alınır. Biz İnşallah. De milletin seferber etmişik bütün Irak Türkmen cephesinde çalışanlar, özgüden olan partiler hapsi seferber olup bu milletin hakkını yerine yazdım. Zaten en önemlisi, biz onu da dedik, her zaman da bunu dile getirir. İnsanlarımızda bu kanaat var. Bir benim için parlamento seçimleri tamam önemlidir ama o kadar önemli değil. Ama yerel seçimler, il meclis seçimleri benim için önemlidir. Tabii. Çıktığı aday yerel seçiminde onu pazarda da görürüm, caddede de görürüm.
çayhanada da görürüm, bir kafede görürüm, aynı vakitte camide de görürüm, evine de gidebilirim, kapısını çalabilirim. Doğru. 4 il benimlendir, karşı mı karşı? Doğrudur. Onun içindir bu benim hakkım sağ olun. Bu bir. İkincisi, bugün bütün atamalar ayrı yerde olur ama il meclis kurulandan sonra bütün atamalar orada olur. Yani Türkmen üyelerimiz orada Türkmen milletin hakkını savunacaktır. Evet. Bütün hizmetlerin şeyleri orada olacaktır. Tabii doğru. Bu iki. Üçüncüsü zaten il meclis ciheri kabiyel yani bunlar denetim yaparlar. Gelen valinin bütün işlerini bunlar kontrol edecekler. Ne onun güzel. İçin önemlisi buradadır. Önemi buradadır. Onun için çok yani biz bir anketler de yaptık. Millette baya bir hayacanlık var. Yerel seçimlerde bekliyoruz. İnşallah. Biz de bunu temenni ederiz. İnşallah. İnşallah. Efendim sizlere çok teşekkür ederim. Bu akşam 4. Otorite programının tabii ki misafir olduğumuz için telefon bağlantısıyla önemli bilgileri bizlerle paylaştığı için çok sağ olun Sayın Cevdet Bey. Çok siz de çok sağ olun. Teşekkür ederim sizler efendim. Sağ olun. İyi akşamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Evet, değerli izleyiciler, tabii ki az önce izlemiş olduğunuz ki Irak Türkmen Cephesi Seçim Dairesi Başkanı Sayın Cevdet Zülal Beyler programımıza telefon bağlantısıyla katılmıştır ve çok önemli seçimle ilgili, seçim yasasıyla ilgili ve Kerkük'te yaşanan ihlallerle ilgili çok önemli tabii ki altını çizerek bunları açıkladı. Şimdi veteranımızı izleyelim Sayın Yönetmenim, eğer mümkünse, eğer hazırsa İzleyelim, ekranlarımıza gelsin veteranımız ve sonra yine tekrar ben burada olacağım. Değerli stüdyo konuğumla yine tekrardan sohbetimize devam edeceğiz. Kerkük'teki Arap ve Türkmen partileri basın toplantısı düzenleyerek Bağımsız Seçim Komiserliği Kerkük Bürosu'nda değişikliklerin yapılması için çağrıda bulundular. Basın toplantısında açıklamada bulunan Irak Türkmen Cephesi, Kerkük sorumlusu Kahtan Vindavi, 2005'ten beri Kerkük'te bir tarafça yönetilen Bağımsız Yüksek Komiserliği'nin bürosunda görev değişiminin yapılmasına vurgu yaptı. Irak hükümeti tarafından programında belirleyen il seçimleri için yılın sonun tarihini vermiştir. Ancak her seçimin başarısının ilk noktası seçimi idare eden Ufavadiyet İntikabatın Kerkük temsilciliğidir. Bugüne kadar Kerkük'te tarafsızlığı ve şeffaf bir şekilde çalışmadığı için ve Kerkük halkının hiçbirisinin beyanını almamıştır. Bugüne kadar 2005 senesinden bugüne kadar bir kavmiyet ve bir parti tarafından bu seçimi idare edilmesi Kerkük'teki tavazunu ve ortak idaraya bir hayal kırıklığıdır. Biz Kerkük'ün içerisinde yapılan ihlaller, yapılan sahte işleri başta parlamentodaki üyelerimizin bu konuyu ciddi bir şekilde takip edilmesini ve bu dosyaya iyi bakmasını talep etmekteyiz. Kerkük il seçimleri Kerkük'ün içinde bütün kavmiyetler için çok çok önemlidir. Ancak bu Kerkük'ün içerisindeki seçim komiserliğinin idaresinin elinde Kerkük'ün diğer kavmiyetlerini hiç edip bir kavmiyeti siyasi bir amaçtan öge çıkartmak hedefiden bu seçimi hiçbir şekilde iyi bir sonuç getirmemektir. Ve Kerkük'ü büyük bir sıkıntıya, büyük bir problemlere kapı açılmaktadır. Biz Kerkük'ün halkını seçimlere iyi katılmakları için ve gelen seçimlerde herkes gidip sandık başına iyi bir şekilde gidilmesi için başta Irak parlamentosunu ve başbakanı ve seçim komiserliğin genel başkanını bu konuyu Kerkük'teki dosyanı ciddi bir şekilde gözden geçirmesi. İdaranı ortak bir şekilde kavmiyetlerin arasında eşit bir şekilde dağıtılması. Kerkük'ün heykeliyesini bütün görevler, bütün kavmiyetler arasında eşit bir şekilde tavazun edilmeği ve herkesin yeteneği, kabiliyetine göre bu görevlerin dağıtılmağı. Aynı zamanda 2018 ve diğer seçimlerde ispat edilen bazı memurlar tezvirde
elleri vardı. Ve onların üzerine adlar da tespit edilip o birçoğu mahkemelerde adları verilmektedir. Bu insanların tekrar getirip seçimde devir vermek bunlara büyük bir yanlışlıktı. Bunları acilen uzak edilmek, talep etmekteyiz. Aynı zamanda biz Türkmenler olarak seçim komiserliğinde Bağdat'ta bugüne kadar temsil edilmemek bize büyük bir haksızlıktı. Bir Türkmen'in de meclis müfavvadıya olunmasını talep etmekteyiz. Evet değerli izleyiciler, Irak Medya Ağı'na bağlı Türkmen TV'de tabii 4. Otorite programı bu akşam yine canlı olarak devam etmektedir. Ve az önce bundan 2 gün önce tabii yapılan basın toplantısını ekranlarımıza taşımış olduk. Yine tekrardan stüdyo konuğuma dönmek istiyorum. Tabii ki bu akşamki stüdyo konuğum değerli misafirim. Kendisi Eski Kerkük İl Meclis Üyesi Sayın Rahat Rüştü Beyler programımızın konuğudur. Yine tekrardan kendileriyle sohbetimize devam edeceğiz. Evet Sayın Rüştü Bey. Şimdi sizler efendim uzun bir süre Kerkük İl Meclis Üyesi olarak tabii ki çalıştınız, görev başındaydınız. Biraz da tecrübelerinizden konuşalım. O zamanlar ne gibi projeler Kerkük'te gerçekleştirdiniz? 2005'te kuruldu meclis. Hı hı. 2005'ten 2008'e kadar bir maliyet bütçe Bağdat'tan gelen yani koyduk tahsisatla çok azymış. Evet. Yani pay etmemiş meşari etmeye, bu projeleri kurmaya. 2008'den sonra bizler bildiğimizde göre ne o bir kere daha işin mi oldu? Başladı iyi bir koyduk taksisat geliri. Onda başladı meclis. Bes maalesef o zaman da mecliste yani ne akliyetten girmişler siyasi, kavmi, milliyetçilik. Yani böyle arkadaşlar ihtimam vermemişler. Çok böyle meşari olsun bilmem ne. Böyle arayırlarında nece diyorlar bu işte gerginlik, münakaşat, bu Türkmen'in hakkıydı, Kürt'ün hakkıydı. O dili projeler Rahim Ava'dan başlasın. O sanki şeyler. Bu meclis yeni olduğu için o zamanlar ilk tecrübeydi. İlk tecrübeydi. O aynı zamanda da tercih olanlar yani akıllarına koyup, hedef koyup yani herkes gelsin öz milletin savunsun orada. Ama bu savunma ayrısına mesela koyduğu tesir ediri, onu incidiri, incitmeri, uyar meclisin işiyle uymuru yani onca böyle onunla dalmışlar. İşte görsen o mukataya ediri, o bilmem mansab isteri, o bilmem bu inan şey olup. Bes hamdolsun yani bana bildiğimize göre orada dediklerine göre. 2008'den sonra o başladı iyi taksisat geldi. Biraz da daha alem sakin oldu. Herkes mansab aldı. Herkes koyduk istirahat oldu. Ve hususen biz yani koyduk 2011'de ben girdim. Ensasice işte Üstad Hasan meclis başkanı oldu. Yani nevanma paylaşıldı mansablar ve bir iyi iş oldu. Yani iyi para gelirdi Bağdat'tan. 190 milyara yakın 200 milyar gelirdi ilde. Bu bes şey yani normal bütçemiz. Petrodolar da var idi. O da bir 140-150'ye yakın idi. Hamdolsun yani iyi işler oldu. Evet. İndiki mesela gördüğümüz... bu kadar para gelirken Kerkük evet. için o zamanlar ne projeler yaptınız Kerkük'te? İşte kino proje var idi. Bir proje dairelere göre. Mesela sen terbiye için taksis etsen, saha için taksis etsen koyduk evet. bunlar. Bir de var ya idari koyduk mesela. Havica için tavuk Kerkük, merkez Kerkük. Dibisti bunlar mesela ilçeler ve kasabalar. Bunlar bir de nahiyeler. Evet. Onlar için biz taksis ederdik her kişinin nüfusuna göre. Tamam bütçe gelmeyi bile %10 çıkardırdı şey mahrumiye diyardık o zaman. Yani bu bütçe bölgelerin şekilde tevzi olunurdu. Nüfusuna göre. Nüfus sayısına göre. Nüfusuna göre. Göre nüfus sayısına göre. Evet. Kerkük %59 alırdı. Kalanın paylardık. Koyduk bu etraflara. Bu kere onların meclisleri, özlerinin de projeleri var. Hepsini getirirdiler. İşte dediğim gibi otururduk, münakaşa ederdik. Olunurdu. Ondan sonra karar alınırdı. Bir koyduk hepsi bara bara olurdu. Gelen proje meclise sonda yerel hükümet çişkil getirirdi öz için. Bir akdiye ve nevahiye göre, bir de dairelere göre. Fesen isten terbiyede bakarsan ne meşariyeler var. Evet. Ama resen hazırdı hapsi listesi kurulubdu. Baksa neçe mektep yapılacaktı, ne edecektiler, kitap almaktı, müstelzemat, rehla. Yani hapsi var içinde.
Yarsan Sağlık Bakanı şeyine baksan dairesine neler hazırlayayım. Ne gibi projeler var? Onları onay verirdiniz. Ama o zamanlar bizzat Kerkük için neyin gibi proje yaptınız? Ki hani ister istemez Kerkük bir 35 yıl Saddam rejimin diktatörlüğü ele altındaydı. Herhangi bir hizmet gelmemişti Kerkük'e. Özellikle de bir Türkmen şehri olduğu için Kerkük'e o hizmet verilmirdi. Hani 35 yıl sonra artık Kerkük ve Irak özgürlüğüne kavuştu. Demokrasi dediğimiz tabii ki kavrama kavuştu. Kerkük için o zamanlar ne gibi projeler yapıldı? Kino projemiz var bizim. Bir vizara yapardı. Onlar yani hepsi durdu. Yengi şeyler ne yapıldı? Mesela cadıların o tamir edilmesi. Nerede, yani işte yengi yapabilmişsen yani o kalmadı eski düşünce. Mesela Saddam zamanında iştirakiyatıydı. Devlet her şeyi etsin senin için. Evet. İndi abi biz geldik mesela paraya göre. Yani sen sahaya mesela koyduk farazen. 20 milyar verende. Yani o 20 milyar içinde çalışır. Fakahırı niyedir içinde darman olmak var. Koyacak bir hastane yapar, bir merkez sıhhi yapar. Evet. Köyler de işte Cenab-ı diyordu ki her şeyden mahrumdu. Hapsi desteri. Yani sen gelende o mesela git sen koyacak nahiyeti Zab. Zab nahiyasında mesela 7-8 köy var. Yani biz diyende köy ve Zab kadar icadı. İçinde beşer yaşır. Bunlar hapsi hastane isterir, hapsi merkez sıhhi isterir, su isterler, kahraba isterler, cadde isterler bilmem ne. Ne olurdu işte yani yavaş yavaş şey edirdik o zaman. Daireler de yani mesela sen diyorsan belediye veren de o belediyenin işi neydi? Mesela caddeler kıyılır, evet. Tabliteler, işte tanzifat, şey çöpler kaldırır. Yani abul etrafında dolanabilirdi. Edebilirsen bir büyük meşru. Peki, eskiden yapılan hizmetler Kerkük için daha çok iyiydi yoksa indi? Yok, bana geldi, evvel daha iyiydi. Eskiden daha iyiydi? Ha. Eski yani kazdı şey Saddam döneminde. Hayır Saddam rejiminden sonra kurulan işte, meclis. Var idi bir sene caydı. Kerkük geldikçe büyük oldu. Nüfus yani. İndi biz başlayanda mesela ben Umumuttahide'deydim işlerdim. Aynen şey Hesat Tamuini üzerindeydik. Son Kerkük'ün nüfusu yani 2003'te 843 bin civarındaydı. Evet. Kerkük ulayet Kerkük. 400 bin nüfusu Kerkük içindeydi. İndi ne kartadı? İndi 1,5 milyondu. Doğru. Bir de yani, artı... 1,5 milyonu nence hizmet ister? Onlara aynı hizmet ister o 800'e kadar. Artı Saddam rejimin çökmesinden sonra Kerkük'e yerleştirilen başka kavmiyetler de geldi. He? Nüfusun üzerine evet. Artırdı evet. Yani evet. O da vardı. Yok biz 2014'te yani onda evet. Var indiğinde Sayın Vali Üstad Cevdet de işaret etti. Dedi hani mitaqat temuniyede 250-258 böyle bir civarında bir rakam var. Biz bunu zamanında 2003'te hemen Doktor Saadettin Ergeç'ten çalıştık bu madde üzerine. Evet. Bir arkadaşımız Muhammed Muvaffak var idi. Yani biz buna hepsini keşfettik, hepsini yazdık o zaman için. Naksı illerde hanisiyetçi mi olurdu? Tabii. Bakırdı bir bitakat temuniye nakli var. Ne oldu Kerkük'e? Vizaret ticaranın belgeleriyle. Yok biz koyduk valla tevakku edirik filan dedi, rahat dedi, cevdet dedi. Yok yok. Ticaret Vizaret Bakanlığı yolladı bizim için. Denetlenirdi. 2004'te bunca bitakın nakak nüfus nakli olunup Kerkük'e. Evet. 2005'te bunca, 2006'da evet. Bunca, 2009'a kadar. Zaten nakli olduktan sonra Kerkük'e artık bu bilgisayarlara geçirir. Direkt Bağdat'ta yanlarında i̇şte çıkıyor. Maalesef tespit 2005'te olurlar. Bu seçim komisyonu maalesef 105 bin tane girittiler seçmen listesine tetkiksiz. Niçin bunlar? Bas 140'ta adları var. Kerkük'ün sıkıntısı 140'taydı. 140. Madde değil mi? 140. maddenin gelende nedir ya? Kim gelir? Dedim valla ben kaçmıştım, ben belaydım. Nedir özü? Bir kitap yedir özü için bir takat şey, merkez temuiniye. Dedim bunun için bir takat temuiniye çıkardı. Bir takat temuiniye çıkardığında hakkı var seçime katılsın. Niçin? Tabii. Çünkü seçim ben list, şeyi, ne deriz özüne? Listesi. Listesi evet. Neye bağlıdı? O bir takat temuiniye getmiyor nüfusa. Doğru. Bir takat temuiniye ihtimad edilir. Ona dayananda daha ne oldu? Hapsi geldiler girdiler 105 tane özel Kerkük halkı dahi. Biz bir takat temuiniyesini getirdi. Evet. Getirdi Kerkük'e. Özü işi de arıyor dedi. O bir sıkıntı yaptı. Onun için meclis muhafazada seçim olanda
Bak bu Kürt kaiması nence kazandılar? 26 sandalyesi var idi. Evet. Türkmenlerinki 9 idi. 9 sandalyeydi. Arablar da 6 deneydi. Evet. O fazlalık hani Kürtler için geldi. O 105'ten geldi. Tabii ki o 105 geldi. Deneden koyduk %80'ini katırırsa. Peki şu an Kerkük'te iddialara göre 300 bin nüfus Kerkük'e girilipti. Önümüzdeki seçimlerde bu Kerkük için büyük bir kaos yaşatacaktı. Kerkük'e iyi gelipler tehlike. Burada oturuplar. Hayır. Ben, sadece nüfusun evet, şeyin seçmen kartı var ama. İşte, gelip oy vermeye hakkı var yani. İşte o da sual. Bu da tehlikede. Senin de Cenab-ı koyduk bir takat temunyasını getiren de aynı zamanda yedir müracaat yedir seçmen kartı alır. Ve sözü buradaydı, yok buradaydı. Evet. Nüfusu temuniyası buradaydı. Tabii. Ve sözü buradaydı. İyiydi. Temuniyası buradaydı. Buradaydı. Nüfusu buraya gelipti. Şerdagi. 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 Nüfusu kalıp orada. Evet. Biz bir ama sadece ne 140. maddede 140. maddeden için kitap getirip. Evet. İşte şimdi biz diyende sıkıntımız. Hani diyeceksin Cenab-ı Nişikâk'te seçim olmadı. Evet. Biz bulardık. Bu birinci noktada. 23. maddede birincisi diyende takasımdan sonra evet. ikinci şartı neydi? Bu da bir nedeniydi. Tetkik sicillatna ennâhibîn vel bitâkat temuiniye ve nüfus. Evet. Ama bu şöyle bir şey olmadı, var. Üçü olmadı o vakit. Malumu alınan karara göre işte az önce de programın ta başında anlattım. Malum. 6 Kasım 2023'te yani bu yılın sonunda seçim hı. olması gerekir. Az önce Cevdet Bey'in de buyurduğu terki seçim dairesi başkanı. Dedi ki biz yani bunu talabımız Bağdat'ta gerekme 35. madde yürütülsün yani. Tamam. Bu da neydi? Hani denetlemedi seçmenin kaydı. Şimdi bu kısa sürenin kısa süre zarfında bu ne şekilde yapılacaktı? Seçimlere çok az kaldı yapılmaz. Ki. Yapılması zor. Ben de onu zor görürüm yani. Ben yapılmaz. Bu evet. yani kaybala çok diyeyim. Özünde de diyorlar Arapça zarr ramat fil uyun idi. Yani bu şartları yazdılar içinde. Evet. Ve hiçbirisi olumdaki. Çünkü indi kimi kurulmayıp hani indi o komisyon hani gelecekti. Bunları denetleyecekti. Dahiliyeden, sahadan, ticareden, adilden abincadı bir 5 tane aldılar. Yani bunlar şimdi kimlerdiler? Evet, ne doğru. zaman gelecekler, kaçta oturacaklar, kimle görüşecekler, kimle belgeleri alacaklar, tabii ki, rakamları. Süre zaman az kaldı. Az kaldı o da var. Geçmezler. Evet. Onun için zaman kalacak. Kısıtlığını yaşıyor. Aynen bu şimdi bu seçim listesiyle, bu koyduğun nakibinin sicilliyle aynen bununla olacaktı. Evet. Orada da aynen neticeye. Haydi bakalım. Önümüzdeki günler, aylar, Kerkük'üne belki de artık. Yani millet de biraz yani hakikaten biraz özü yoruntursun gelsin yani. Evet. Şimdi yani çok münasipti. Sandıka gitmesi gerekir. 18'in huturası şeyde kardaydı seni parçaladı. Bölge bölge. Ha, etti özün 3 mantıka. 3 mantıkada seni sesi uyttı. Evet. 2021'de. 2021 seçimlerinde evet. Yani şeyde indi bir mantıkaydı. Aynı yani bir indi, bölge ha, oldu. Tavukta, dibiste, evet. altı köprüde hepsi aynen evet. koyduğu şeye geldi sesler. O seslerden bu kere bizim için inşallah. Hayırlısı diyağın bakalım önümüzdeki günler, aylar. Kerkük artık neleri bekleyecekti? Türkmenler neler daha i̇nşallah yaşayacaktı? Geldi, inşallah, inşallah amin inşallah. Temennimiz oldu. Biz böylece yavaş yavaş programımızın sonuna gelirken efendim evet. son olarak kısa bir şekilde son sözümü ben alayım. Vallahi ben derim Ege Meclis bağlı. Ben hani içinde 8 yıl oradaydım. Çok böyle şeyler diğerli arkadaşlar ve hibrali insanlar seçilsin. Aday olsalar meclis için. Yani bas bu milliyetçidir, bu mücadeleçidir orada yermez. Evet. İster hibrali insan geçsin, orada bitsin, orada neler oldu idariyen, kanuniyen. Yani olsa da bu emekli muvazzaflarımız var, müdirlerimiz var. Onlardan olsa çok 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 daha iyi olur. Çünkü evet. orada hepsi mücadele dahi milliyetçilik şey. Yok bazı şeyler, mevzular ister böyle fenni düşünesen. O insan hani idare görüptü, koyduğu vazife amme görüptü. O daha iyi edebilir, takdir etsin. Yani vilayet nesli, sağlık şeyinde
konusunda, eğitim konusunda, biadi, ziraatı, sanatı nence kibrali olsa inşallah o daha bir başarılı olur o meclise. Peki efendim, meclis, sizlere tekrardan maalesef çok teşekkür ederim. Süremiz bittiği için çok pardon. Arkadaşlar buradan haber verirler, 2'de 1 süre doldu diyorlar. Böylece programımızın sonuna gelirken sizlere efendim çok teşekkür ederim tekrardan. Programımızda konuk olduğu için çok güzel sizler bir şekilde tabii ki Kerkük'teki özellikle de tabii il meclisin faydaları neler olduğunu, yaptığı projeler neler olduğunu iyi bir şekilde buradan anlattığı milletimize, halkımıza Allah tekrardan teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de sağ olun. Efendim, bu akşam 4. otorite programı burada nokta alıyoruz. Tabii ki bu akşamki değerli stüdyo konuğum kendisi eski Kerkük İl Meclisi üyesi Sayın Raci Rüştü Beyler. Stüdyo konuğumuydu ve programımızın ta ortasında canlı bir telefon bağlantısıyla programımıza katılan Irak Türkmen Cephesi Seçim Dairesi Başkanı Sayın Cevdet Zülal Beylere bir kez daha teşekkürlerimi iletirim programımıza katıldığı için efendim. İnşallah haftaya aynı saatte, ama hiç kimseye randevu vermeyin, aynı saatte Türkmen TV'de 4. otorite programıyla tekrar buluşuncaya dek, başka bir konuyla, başka bir konukla tekrardan buluşuncaya dek esen kalın, şen ve mutlulukla kalın. İnşallah haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum, ama Türkmen TV'den hiçbir yere ayrılmayın. İyi akşamlar efendim.